Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğniyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İpimden anlaşılacağı üzere modelimiz kiremit renginde olacak arkadaşlar. 21 numarada tığımız var. Modelimizde arkadaşlar şu şekilde sıralı bir model sıralı çiçek modeli modelimiz bu şekilde arkadaşlar tığ battılarımızı hazırlıyoruz ikişer zincir çekerek bu şekilde kiremit rengi olan modelimi sıramı yapıyorum sonra da bu kenar kontürünü beyaz kısmını yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde iki sıradan oluşan sıralı bir model hiç ip koparma yok şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ilk başlarken aynı şekilde tığ battıya sık iğne ile batıyoruz. Burada da sık iğne ile aynı şekilde yeni başlar gibi sık iğne ile tığ battığımıza battık. Bir tane de zincirimi mi arkadaşlar. Şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde. Örümceğim bu büyüklükte olacak. İki defa tığımın başını doladım. Ve arkadaşlar üç tane bu şekilde tığ battı atlayıp Dördüncü tığ battımın içine girdim. Bir, iki, iki, iki. Dört seferde bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Arkadaşlar eğer tığ battılarınız biraz irice ise iki tane tığ battı da atlayabilirsiniz. Ve iki zincir çektim. Bir defa doladım. Bu trabzanımın arasına girip iki iki alıp trabzan yaptım. Buraya yedi tane bu şekilde arkadaşlar trabzan yapacağız. Üç oldu. 4 bir defa doluyorum 5 6 bir defa doluyorum 2 2 alıyorum 7 7 tane bu şekilde trabzanı hazırlayınca arkadaşlar yandaki tığ battımın içine girip bu şekilde buraya bu trabzanlarımı sabitledim bir tane zincir çekiyorum buraya bir örümcek yapıyorum yine orta boy büyüklüğünde ne küçük ne büyük arkadaşlar şöyle bu şekilde bir örümcek yaptım örümceğimin üzerine 5 tane zincir çektim ters tarafına şimdi dönüyorum buraya örümceğimi kapattığım yere 5 zincirimi de kapatıp yuva yapıyorum arkadaşlar bu şekilde 4 tane zincir bu yaptığım ilk trabzanımın tepesini arkadaşlar 4 zincirimi buraya sık iğne ile tutturdum. Tekrar düz yüzüne döndüm arkadaşlar. Modelimin düz yüzündeyiz. 2 defa tığımın başını doladım. 5 zinciri çekip yaptığım yuvanın içine girdim. Ve 1 2 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bu yaptığım trabzanımın içine 7 tane arkadaşlar 2 2 alarak yine trabzanla dolduracağım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 aldım 3 4 5 6 ve 7 ve bu 5 zinciri yuvaya da arkadaşlar bir sık iğne ile girip buraya yaptığım trabzanları kapatmış oluyorum. Bu şekilde çiçeğimin yaprağının birisi hazır. 4 zincir çekiyorum. Tekrar baştan çekelim arkadaşlar. 4 zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doladım. Yine bu 5 zincirli yuvaya girip 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 2 zincir çekip bir defa doladım yine bu yaptığım trabzanın için arkadaşlar 7 tane 2 2 alarak trabzanlardan yapacağım burada yaptığım trabzanın aynısını buraya da yapıyorum 3 oldu 4 5 6 ve 7 Buranın da trabzanı doldu arkadaşlar. Bunu da yine aynı şekilde 5 zincir yuvanın içine sık iğne ile kapattım. ikinci yaprağım da hazır. 4 zincir çekiyorum yine. 2 defa tığımın başını doluyorum. 5 zincirli yuvaya girdim. 1 2 2 2 Bu şekilde bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1 defa doluyorum. Buradaki trabzan arasına da 2 2 alarak trabzanlar yapıyoruz. Bir defa doladım. 2 2 aldım 3. Yine 2 2 4 5 6 bir defa doluyorum. Trabzanımın arasına girip 2 2 alıyorum 7. 5 zincirli yuvadan girdim sık iğne ile kapattım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Ve buraya bir örümcek yapıyorum. 3 tane arkadaşlar bu şekilde 1, 2, 3 tığ battı atlayıp dördüncü tığ battımın içine kapatıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar motifimizin bir tanesini bitirdik. Bu şekilde oluşuyor arkadaşlar bir tane daha yapalım bir tane zincir çekiyorum dibine ve şöyle bir örümcek yapıyorum orta boy bir örümcek yaptım iki defa tığımın başını doladım bir iki üç tığ battı atlayıp dördüncü tığ battıma bu şekilde girdim bir iki iki iki, iki olarak aldım buraya bir trabzan yaptım Şimdi arkadaşlar 7 tane buraya 2 zincir çektim. Tırabzanımın tepesine bir defa doladım. 2 2 aldım. 7 tane tırabzan yapıyoruz. 2 2 3 oldu. 4 oldu. Bir defa doluyorum. 2 2 aldım 5 6 ve 7. 7 tane trabzanı doldurdum. Hemen yandaki tığ battı arkadaşlar. Bu doldurmuş olduğum trabzanımı bu şekilde kapattım buraya. Bir tane zincir çekiyorum. Ve orta boy buraya bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde bu büyüklükte. 5 zincir. Ters tarafını çeviriyorum. Tülbentimi, modelimi. Buradaki örümceğimin tepesini arkadaşlar kapattığım noktaya 5 zincirimi de kapatıyorum. Buraya örümceğimin tepesine bir yuva yapmış oldum. Şimdi 4 tane buraya zincirimi çektim. İlk yaptığım trabzanımın tepesine arkadaşlar bu 4 zincirimi kapattım. Döndüm düz yüzüne. Tığımın başını iki defa doluyorum. Yuvanın içine girip bir tane trabzan yapacağız arkadaşlar. 1 2 2 2 4 seferde aldığım bir trabzan yaptım buraya. 2 zincir bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde 7 tane trabzanımı yapınca hemen yuvaya bu 5 zincirli yuvaya kapatıyorum. Tekrar 4 zincir 2 defa doluyorum. İkinci yaprak için yine trabzan yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 2, 2. 4 seferde aldığım bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1 defa doladım. Bu trabzan arasına girip 2, 2 aldım. 2 trabzan. 3 trabzan. 4 5 6 ve 7 İkinci yaprağım da hazır. Yani 7 trabzanım doldu. Hemen onu bu 5 zincirli yuvada kapattım. Toplam buraya 3 tane yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Ve 3. yaprak için yine 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Bu 5 zincirli yuvaya girip 1 2 2 2 3. yaprağım için yuva hazırladım. Tırabzanımızı hazırladık. 2 zincirimi çektim, bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum, yuvaya girip 2 2 aldım 3. 4. 5. 6. Evet. yedi. tane trabzanım hazır. Yani üçüncü yaprağımızı da bitirdik arkadaşlar. Bu beş zincirli yuvaya sık iğne ile girdim. Bu şekilde bir zincirimi çektim. Şöyle aynı büyüklükte olması için karşılıklı bu şekilde ikisi iki örümcek birbirine benziyor arkadaşlar büyüklük olarak. Burada da dördüncü bu şekilde tığ battımın içine sık iğne ile örümceğimi kapattım bir tane de zincir çekiyorum ipimi koparıyorum bu sıra bu şekilde devam ediyor arkadaşlar tülbentimiz bitene kadar şimdi beyaz kısmının yapımına geçelim Evet arkadaşlar buradaki battığım sık iğnenin tepesine batarak başlıyoruz burada da aynı şekilde ilk başlarken de sık iğne ile başladık örümceğimizin içine iki kanadını alarak girdim. Birinci sık iğnem. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane arkadaşlar bir örümceğin için 10 tane sık iğne yaptım ve buradaki trabzanın dibindeki yere de arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum 3 tane de zincir çekiyorum 3 zincirimi çektim buraya bu aralıktan bu boşluktan girdim 3 zincirimi buraya kapattım tekrar 3 zincir çekip buradaki ilk trabzan tepesini arkadaşlar 3 zincirimi bu şekilde kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki arkadaşlar 5 zincirli ana yuvanın içine ortasından girip kapatıyoruz. Bu şekilde. Kenarının kontürünü yapmış oluyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar. 4 zincir buraya kapattım. Bu zincir işi arkadaşlar tığınızın kalınlığına, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre değişebilir. Onu kendiniz eksilterek veya azaltarak ayarlayabilirsiniz. Yine 3 zincir çektim. Buradaki ilk trabzanımın tepesine buraya arkadaşlar bu şekilde girip kapattım. 6 zincir ve yine aynı bu 5 zincirli ana yuvanın içine arkadaşlar girdim. Buraya kapattım kenar kontürünü bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar ve yine 4 zincir 4 zincirimi aynı şekilde zincirimin arasından giriyorum bu şekilde buradan kapatıyorum 3 zincir ilk trabzan tepeme girip 3 zincirimi bu şekilde kapattım yine 6 zincir ve buradaki örümceğin arkadaşlar buradaki dibinden buraya kapatıyorum. Bu şekilde çiçeğimin yaprağının kontürleri bitmiş oldu. Buradaki örümcek kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Yine iki telinden buraya 10 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buradaki arkadaşlar sık iğnemin tepesine de giriyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bir tane de oraya girmiş olduk. Şimdi tekrar arkadaşlar şurayı da yapalım. Örümceğimin içine giriyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane arkadaşlar örümceğin arasına sık iğne yaptım bu şekilde ve bir de arkadaşlar bu örümceğimizin dibindeki trabzanın dibine yapıyoruz bu şekilde. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. Bu aralıktan girdim arkadaşlar. İki trabzanın aralığından girdim. Kapattım buraya 3 zincirimi. Tekrar 3 zincir. Ve buradaki aralık şey ilk trabzanın tepesinden girdim. 6 zincir. 6 zincirimi bu 5 zincirli yuvamızın içine kapatıyorum yaprağımızın birisi tanesini arkadaşlar kenar kontrolünü çekmiş olduk. 4 zincir ve yuvada sık iğne ile tutturdum arkadaşlar. Bu şekilde bu aralıktan girdim tutturdum. 3 zincirimi ilk trabzan tepeme tutturup bu şekilde bir üste çıkmış oluyoruz zincirimizle. Tekrar 6 zincir. Yine 5 zincirli yuvanın içine kapattım bu şekilde 4 zincir bu aralıktan girip kapatıyoruz tekrar 3 zincirle buradaki ilk trabzan tepeme girdim arkadaşlar 6 zincir 6 zincirimle bu örümceğimin arkadaşlar dibindeki trabzanımı kapattığım yere bakın arkadaşlar bu şekilde girdim İnşallah gözüküyordur. Kapattım. Şimdi sıra geldi örümceğimize arkadaşlar. Sık iğne yapmaya iki tane telini alıyorum örümceğimin. Birinci sık iğnem. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on galiba şu telini tutturduk onun bir tane de arkadaşlar bu yaptığım sık iğnemin içine giriyorum bir zincir çekip bu şekilde kapatıyorum şey ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar bir parça elimizle düz etmekle bile şöyle düzeliyor gördüğünüz gibi buralar sık iğne olduğu için hemen düzelmeye yakın sıralı Gayet rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Gördüğünüz mü? sadece şu örümcek ayarlarını birbirine aynı müsavi yaparsınız arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnelerinizde rahatta aynı şekilde aynı 10 sık iğne ile doldurabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken şu sık iğne yapacağınız örümcek boyutlarını aynı yapmanız. Gayet yapımı rahat kolay bir model. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.